Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün kutsal topraklardayız. Gelibolu'ndayız. Kimle beraberiz? Tabii ki şampiyon İpek'le beraberiz. Ve harika bir yarış var. Evet. Zaten bu yarış uzun zamandır yapılıyor. 5 sene, 6 sene falan oldu galiba. Evet. Değil mi? İlk böyle bir başka bir grup yaptı. Sonra federasyon üstlendi. Bir ara tur set yaptı falan. Şimdi de Challenge Gallipoli oldu yarışımızın ismi ve Türkiye'nin en güzel parkurlarından biri ve yani biri değil, hatta dünyanın en güzel parkurlarından biri net olarak. Sen de bir sürü yarıştın. Evet. Şimdi dün koşu parkurundaydın sen. Koşu parkuru zaten muhteşem. Bir taraf olmak, bir taraf deniz inanılmaz. Aynen, onu en sonunda konuşacağız zaten. Çok güzel görüntülerimiz var. Biraz sonra bisiklete çıkacağız ama önce triatlon neyle başlıyor? Yüzmeyle başlıyor ve tam olarak startımız burada arkadaşlar. Harika bir kumsaldan başlıyoruz. Burada etrafta sizi rahatsız edecek bir şey de yok. Şurada hemen tuvaletimiz var. Bak, starttan önce en önemli şeylerden biri bu, biliyorsunuz. Aynen, değişim alanı hemen şu üstte olacak. Ve daha önce katılanlar bilir, o değişim alanı biraz daha uzuyor. Böyle yola doğru daha gidecek. Biraz sonra oradan geçeceğiz zaten. Orada otoparkımız da var. Bir sürü arabanızı bırakacağınız yerler de var burada. Ve startımız tam olarak buradan veriliyor. Sen burada yüzmüş müydün daha önce? Çok eskiden, yani yanlış hatırlamıyorum ama 2018'de yüzdüm. Evet. Zaten yüzme parkuru çok fazla değişmedi. Geçen sene girenler de yine buradan rolling start olarak başlayacak. Yine muhtemelen altılı startı vereceğiz. Arada 5 saniye falan olur. Onlar zaten teknik toplantıda detayları görürsünüz arkadaşlar. Buradan önce böyle uzağa doğru gidiyoruz. Sonra sağa doğru böyle gidip çok fazla açılmıyoruz. Onun için açık denizden korkusu olanlar burada çok şey yapmasın, sıkıntı yaşamıyorlar ve deniz zaten genelde böyle. Yani bayağı istisnası olmadı. Aynen, havuz gibi oluyor genelde. Burası zaten böyle bir koy. Sonrasında Anzak koyuna doğru bir gidiyoruz. Sonra gene kıyıya doğru yüzüp sonra tekrar buraya giriyoruz. Zaten şu anda siz yukarıdan görüyorsunuz onları. Ve sonrasında değişim alanına başlıyoruz. Burada wetsuit muhtemelen giyilecek. Çünkü soğuk oluyor. Haziran'da su soğuk oluyor. Wetsuitsiz yani yüzebilirsiniz ama wetsuitle gelseniz daha avantajlı oluyor değil mi? Wetsuitle yüzmenin çünkü sadece soğuk da değil avantajı. Seni yukarı kaldırdığı için daha rahat yüzüyorsun. Herhalde triatletlerin sevdiği bir şey. Aynen. Özellikle yeni başlayanların en çok sevdiği şey. Ben de mesela çok seviyorum. Çünkü wetsuitle yüzmek bir avantaj oluyor arkadaşlar. O yüzden burada wetsuitimiz olacak. Ve zaten buranın suyu da biraz tuzlu bir su. O da işte sizi biraz daha yukarıda tutuyor aslında. Yani Akdeniz'den daha tuzlu bir su buradaki. Ve o yüzden de yüzmeniz daha rahat olacak. Ve dediğim gibi buradan başlayacağız. İskelenin öbür tarafından çıkışımız. Sonrasında da değişim alanına geliyoruz. Değişim alanında hemen ayakkabılarımızı giyip mis gibi parkura çıkıyoruz. Bisiklet parkuru tamamen değişti. Yani bir dönem direkt Jonkboya'na tırmanıyorduk. Buradan sudan çıktıktan sonra. O kadar sert olacak şimdi. Aynen. Şimdi böyle bir 30-40 kilometremiz düz gidecek. Sonra bir jonk yapacağız tabii ki. Sonra da öbür tarafa gideceğiz. Neyse, onları çok anlatmayalım. Evet, ama jonk da keyifli yani. Tabii canım. Yani aynen. Yani bu tür yarışlarda bazı ayırıcı özelliklerin olması lazım. Jonk hem keyifli hem de yani orayı tırmanırken zaten nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Etrafta sürekli böyle bir duygular şeyler. Aynen öyle yani. O bambaşka bir şey. Ya zaten bir sürü yerde böyle şehitlikleri şeyleri falan göreceksiniz arkadaşlar. Zaten Anzak koyunda hem koşarken gideceğiz hem bisikletle geçeceğiz. Yani oralarda biraz tüm yeriz ürperiyor açıkçası. Neyse, çok konuşmayalım. Hadi. Bisiklete gidelim çünkü biraz üşüdük. Çünkü şu anda Ocak ayındayız arkadaşlar. Yani bu testimizi sizin için Ocak ayında yapıyoruz. Ama yarış Haziran'da. Hepinizi bekliyoruz. Hadi bakalım şimdi biraz binelim. Evet, değişim alan arkadaşlar tam olarak burası ve yolda oluyor. Yani biraz yola da sarkacağız bu sefer. Çünkü inşallah kalabalık olacağız. Burası da expo alanı oluyor arkadaşlar. Yani yarıştan sonra, yarışın içinde yani arkadaşlarınız, aile sizi burada bekliyor olacak. Böyle bir keyif. Onlar da burada sıkılmıyor olacaklar. Evet, tam olarak buradan başlıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen start yapalım. Rotayı da yükledim buraya. Bu arada yarışta sürekli sol şeridi kullanacağız arkadaşlar. Bisiklette ve koşuda sürekli soldan gidip soldan geri geleceğiz. Hep solumuzda olacağız. Çünkü parkur ona göre tasarlanmış.
gidiş gelişi olacağı için buna çok dikkat etmeniz lazım. Zaten bunlar dediğim gibi teknik toplantıda söylenecektir. Ama biz tabii ki şimdi sağ şeritten gideceğiz. Çünkü yol trafiğe kapalı değil şu anda. Evet, burada yarışanlar şu anda bu parkuru biliyorlardır. Burası koşu parkuru aynı zamanda arkadaşlar. Ama şimdi bu sene bisiklet de buradan başlıyor. Yani böyle sonuna kadar gideceğiz. İnanılmaz bir dönüş noktamız var. Biraz sonra göreceğiz zaten onları. Böyle gidiyoruz orada. Bu bölüm tam böyle TT parkur olmuş arkadaşlar. Solumuzda deniz. Yol kalitesi harika. İleride çok daha güzel olacak. Yeni yapıldı oralar. Bu bölümde böyle dümdüz gitmiyor arkadaşlar. Böyle hafif hafif inişli çıkışlı bir bölüm. Ama şöyle çok zorlamıyor. Ve Anzak Koyu'na geldik. Tam böyle 2,5 kilometre. Burası parke taş oluyor. Burada yaklaşık böyle bir 50 metrelik, 100 metrelik olan bir parke taşımız var. Buraya dikkat edin. Ama Anzak Koyu işte burası. Evet, 7.5. kilometrede arkadaşlar ilk dönüşümüzü yapıyoruz. İşte buradan sol şeritten gideceğimiz için buradan sola doğru devam ediyoruz zaten. Yani yol bizi sıkıntı yaratmıyor. Şu anda trafik de yok burada. Bakın normal zamanda da burada trafik yok. Gelip çok rahat antrenman yapabilirsiniz. Buradan soldan aynı bu şekilde gireceğiz. Dönüşümüzde de buradan böyle gidiyoruz olacağız. Ama şimdi harika bir yola geliyoruz. Evet, bu ilk bölüm arkadaşlar TT için harika. Dümdüz ve yol kalitesi efsane zaten. Gelibolu'da bu taraftaki yol kalitesi mükemmel. Yani bir tane çukura bile rastlamazsınız. Şu anda tabi biraz toprak falan var ama yarış zamanı bunların hepsi düzelecek. Ama böyle gidiyorsunuz ya. Ki yarış Haziran'da biliyorsunuz buralar bir de yemyeşil olacak. Evet, buradan dönüş noktasını görebiliyoruz arkadaşlar. Orada bakın bir tane, tabii siz göremeyebilirsiniz, bir tane bayrak var. Ama bisikletle geldiğinizde görülecek. Orası Türkiye'nin en güzel dönüş noktası. Hatta dünyanın bütün yarışların en güzel dönüş noktası olabilir. Ha, bir de o dönüş noktası kaçırma şansınız yok arkadaşlar. Çünkü orada yol bitiyor. Dünyanın sonu orada. Bakın burada asfalt kalitesi efsane. Ama yaklaştıkça daha da efsane oluyor. Kona alt etmiş, alt. Tabii şimdi hep güzellikleri söylüyoruz da şöyle bir durum da var arkadaşlar. Burası çok güzel rüzgar alabiliyor. Yani şu anda biz rüzgarla karşı gitmiyoruz. Rüzgar yok şu anda. Zaten bayrak da hiç hareket etmiyor. Ama şu anda drone'da gördünüz mesela. Dün çektim o görüntüyü. Orada bayrak harika dalgalanıyor. Evet, biz o Türk bayrağının dalgalanmasını hep istiyoruz. Ama bisikletteyken biraz yavaş dalgalanması çok güzel olur ya. Birazcık kız verişim. Kız, aynen öyle. Ve şu anda gerçekten sıfır rüzgar. Ve böyle bir yolda gidiyoruz. Evet.
Zaten gördüğünüz gibi haritada da 200 metre sonra dön dedi. Zaten yol yok gerisinde de. Dönmek zorundayız buradan. Tam 16,5 kilometrede ilk U dönüşümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Buradan dediğim gibi soldan gideceğimiz için sağa doğru döneceğiz. Onun için TT'de ona biraz çalışın. Oradan öyle dönmek zor olabiliyor. Çünkü alışık olduğumuz hep sağdan sola dönmek. Ama böyle sıkıntı olabiliyor. Ama geniş bir yol yani. Rotada arkadaşlar bakın burada gösteriyor. 9 tane tırmanış varmış. Ve şu anda ikincisini yapacağız. İşte Vaha'nın güzelliği de bu. Böyle bütün tırmanışları rotaya attığın zaman gösteriyor size. Hop hemen tırmanışa başladık. 400 metrelik bir tırmanışmış bu. Yaklaşık 48 saniyemiz kalmış bu hızla gidersek. Evet, yarış sırasında arkadaşlar sol şeridi kullanmak çok önemli. Çünkü sağdan sporcular geliyor olacak ve biz buradan zaten sola döneceğiz. Oraya bir girişik yapacağız. Onun için buradan sol şeridi kullanmak yarışta çok önemli. Biz şu anda bakıp gideceğiz tabi. Eğer solu kullanırsak hiçbir sıkıntı yaşamayız. Şu anda da bir araç yok. Ve dikkat ederseniz daha önce araba görmedik arkadaşlar. Buradan soldan devam. Normalde de buraya giriyoruz arkadaşlar da o kadar da abartmayalım biz şimdi. Evet, buraya döndük arkadaşlar. Ve burası böyle çaktırmadan tırmandırıyor. Şu anda hafif hafif böyle tırmanıyoruz %2'lerle falan. Düz gibi gözüküyor ama biraz tırmanışı var. Evet, burada da dönüş noktamız. Buradan dönüp rotaya devam ediyoruz. Oh, rüzgar bitti. Rüzgar yiyormuşuz kafadan. Yanında rüzgar bitti, iyi oldu. Evet, bu parkurun bir güzelliği de arkadaşlar, böyle rakiplerinizi sürekli görebileceksiniz. Yani bir öbür tarafa gittik, kemikli koya, oradan dönüşte rakibini görebiliyorsun. Buraya girip çıktık, dönüşte yine rakibini görebiliyorsunuz. Çünkü sürekli karşı karşıya geleceğiz. Ama Jongbuen'a gelince oradan karşıda kimse gelmeyecek. Sonra yarımadanın öbür tarafından da yine dönüşte karşıdan görebileceksiniz insanları. Böylelikle de parkurda çok yalnız kalmayacaksınız. Ama şöyle bir durum var tabii ki, hakemler de çok olacak. Yani draft yapmak burada da yasak arkadaşlar. Ona dikkat edin. Evet, burası demin döndüğümüz yerde arkadaşlar. Şimdi buradan düz Anzac Koyu'na gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar her yer tarih. Bakın. Her yer tarih. Buraya mutlaka önce gelin. Yani bunu da görün. Hatta burada yaşayan Gökhan Karavan diye bir arkadaşımız var. Onun çok güzel belgeselleri var.
Gelmeden onları da bir izleyin. Onları da aşağı açıklamalara bırakıyorum o linkleri. Onları da mutlaka izleyin. Buraya bir şeyleri bilerek gelmek çok daha önemli. Ki zaten biliyorsunuzdur buradaki durumları. Bilmelisiniz. O yüzden de buralara her Türk'ün mutlaka gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle bu yarışlarda işte bahane oluyor aslında. Gelip buralara, şehitliklere bakmak lazım. Bakın işte tekrar Anzak Koyu'na geliyoruz. Burada binlerce insan şehit oldu. Evet, şu anda 38.5. kilometredeyiz arkadaşlar. Alana gelmek üzereyiz. Startın yerine, değişim alanına. İşte bu yarışın bir güzelliği de oraya geldiğiniz zaman ailenizi görebileceksiniz. Yarış sırasında tam onların arasından geçip Jumpway'a doğru tırmanmaya başlayacağız biraz sonra. Bu yeni parkurun güzelliği böyle. Şu anda Keltepe'deyiz arkadaşlar, bizim tepe buralar. Zaten buraları dediğim gibi koşuda da koşacaksınız. Evet, haritada da zaten bakın sol tarafta hemen gözükmeye başladı. Döneceğiz ileriden ve hemen burada renkler de gözüküyor. Hemen tırmanış başlayacak. Evet, bu ayar ağaçlı yola geldiğinizde şu hemen ileriden sola döneceğiz arkadaşlar. Soldan Jonkboyer'ına başlıyoruz. Hemen buradan tırmanışımızı açalım. Ha. Evet, burada arkadaşlar bu parkuru, Jonkboyer'ını ben geçmiş senelerde komple tırmandım. Tüm şeyleri oradan daha rahat görebilirsiniz. Onun da linkini açıklamalara bırakıyorum. Yani tüm eğimleriyle beraber böyle bir videosu var buranın. Şimdi böyle tabii kesit kesit yapacağız burada ama o tüm videoyu orada izleyebilirsiniz. Buraya antrenmana geldiğinizde de burası tek yöndür arkadaşlar. Karşıdan araç gelmeyecek. O yüzden de rahatça antrenman yapabilirsiniz. Evet, hemen şu anda Vaho. Önümüzde 5 kilometrelik bir tırmanış var dedi. Ortalama 4.5 averajdan tırmanacağız. İşte bu tırmanışın en güzel bölümü de arkadaşlar. En duygusal bölümü de buradaki böyle şehitliklerin arasından geçeceğiz sürekli. Oh, hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet. Oh, şu anda bana 19 dakika tırmanacaksın diyor. Kaldı 5.1 kilometre. Burada ilk bölümde şöyle bir sertlikler var. Sonra 1 kilometre, 3 kilometre sonra bir düzeliyor. Ondan sonra bam 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 devam ediyor arkadaşlar. Kanlı sırt yazıtı. Burada aslında bütün savaşı anlatıyorlar. Evet, burada ilk tırmanış bitti arkadaşlar. Bakın orada bir tane anıt daha görüyorsunuz. Böyle bir yaklaşık 2 kilometre falan rahat gideceğiz. We'll be right back.
Evet. İkinci bölüm başladı arkadaşlar. Burada da böyle yer yer sertlikler olacak. Ama 1.7 kilometre kaldı. Evet, en sert yeri bu ayın son bölümü arkadaşlar. 16 dereceleri görüyoruz şu anda. Ama bitiyor. Ve zirvedeyiz. Evet. Jonk bayırı. Evet İpek Hanım, nasıldı tırmanışımız? Yani ilk biraz sert başlıyor. Hı-hı. Ama 40 kilometre ısınacağın için bence sıkıntı değil. Aynen. Sonra zaten tırmanıyorsun, üzülüyorsun, sonra rahatlıyorsun, sonra tekrar tırmanıyorsun. O aradaki rahatlatma iyi bence. Evet evet, şu anda zaten tam yarısına geldik. 46. kilometredeyiz. Ve bundan sonra da inişli çıkışlı yine tırmanışlarımız var. İlk bölüm biraz daha rahat aslında. Şimdi biraz tırmanışlı bölümlere geliyoruz ama... Buradan inişe çok dikkat edin arkadaşlar. Gerçekten hızlı bir iniş, yol geniş ama dikkatli olmak lazım. Bazen sert dönüşler var. Onları da görürüz zaten biraz sonra. Hadi inelim. İniş başlasın. Bu inişlerde ben genelde arkadaşlar haritayı açıyorum. Yani önünüzü görmek için bir daha güzellik oluyor. Ya hatta şöyle küçülttüğün zaman daha ilerideki dönüşleri de görebiliyorsun. Ona göre yol alıyorsun. Buranın gene güzelliği işte. Gene burası da tek yön arkadaşlar. Rahat rahat iniş yapabiliyorsunuz. Tam 52. kilometrede burada arkadaşlar parke taşa geliyoruz. Buraya biraz yavaş girmek lazım. Böyle yine bir 100 metrelik kalan bir parkemiz var. Sonra sağdan devam aşağı ineceğiz biraz sonra. Buradan şimdi sola doğru gidiyoruz. Normalde startımız aşağıda arkadaşlar ama şimdi Yarımada'nın öbür tarafına doğru yolculuğumuz başlıyor. Evet, 53. kilometrede yine başka bir efsane yola gidiyoruz. Evet, bu bölüm de daha önceki yarışlarda vardı arkadaşlar. Burada orta mesafede yapılmıştı. Bu yolda aynı zamanda olimpik mesafede de yarışanlar buradaki yokuşları bilir. Ve burada inçikler yapacağız. Evet, köprüyü düzeltmişler. Burada bayağı sert oluyordu. Orayı asfaltlamışlar. Ve bir tırmanış daha diyor Vaho. Dokuz tırmanışın dördüncüsünü yapıyoruz şu anda. 976 metremiz kaldı. 1 kilometrelik bir tırmanış. Ama öyle çok sert bir bölüm yok burada. En fazla beşleri göreceğiz. 4-5. Evet, tam 57. kilometre arkadaşlar. Hop, inişimiz başlıyor.
Böyle bir inişimiz var. Sonra buraya çıkacağız. Evet, o inişten sonra arkadaşlar şu anda 58. kilometredeyiz ve tam böyle TT ile gitmelik bir yolumuz var burada. Uzun bir düzlüğümüz var. Böyle buralar hafif böyle tırmanıyor. %1'ler falan ama TT'de çok hissetmezsiniz bile. Sonrasında zaten buraları döneceğiz. Dönüş çok hızlı oluyor. Yokuş öncesi yine buralarda çok da kasmamak da lazım. Ona da dikkat edin. Biraz sonra çünkü bir tırmanışımız var. Bakın aynen şu var. 58.9. kilometredeyiz. Evet, şu anda o kırmızılı bölgeye geliyoruz arkadaşlar. 62.6. kilometre. Tam şurası işte. Eğim haritasında görünen kırmızı bölge. Evet, bu ekrandaki Vaho görüntüleri çok güzel oldu. Bu da herkes yapabilir bu arada. Onunla ilgili bir video yaparım yakında. Evet, yarışın o yol bayırıyla ayrılan iki ayrı bölümü var arkadaşlar resmen. Yani şu anda yemyeşillerin içinde gidiyoruz. Öbür taraf böyle daha bir mistikti. Tabi hava da o zaman biraz karanlıktı, erken çıkmıştık. Ama yani buranın tadı da çok farklı yani. Ve yol kalitesi, şöyle söyleyeyim, şu ana kadar bir çukur daha görmedik yani. Türkiye'nin en güzel yolu muhtemelen. Buralarda yine sol şeritliyiz arkadaşlar. Yani böyle gidiyoruz. Çünkü karşıdan insanlar geliyor olacak. Hep sol, hep sol. Koşuda da aynı şekilde, hep sol. Ve Alçıtepe'ye geldik. Yani yarışın başından beri ilk defa bir köye giriyoruz, bir yerleşim alanına. Buraya da bir bakıp çıkacağız. Evet, buraya biraz dikkat etmemiz lazım. Buradan bir sağ bir sol yapacağız. Evet, burada şu anda araçlar var. Bunun için kenardan gitmek zorunda kaldık. Evet, tam 70. kilometreye geldik arkadaşlar. Tam şu uç noktada dönüş noktamız yine. Buradan finish'e tam 20 kilometremiz var. Biraz sonra dönüyoruz.
Yaklaşık 19 kilometremiz finişe doğru var. Yine soldayız arkadaşlar. Burada zaten hakemler sizi uyaracaklardır ki zaten bu taraftan geldiğiniz için öbür şehirde mecburen geçiyor olacaksınız. Evet, işte 80. kilometrede burada böyle uzun bir inişimiz var. Bu bayağı bir rahatlatıyor. Ama sonra tekrar tırmanışımız var arkadaşlar. Çok da rahatlamayın. Yarışın sondan ikinci yokuşu arkadaşlar. Burası sert bir yokuş. Kısa ve sert bir yokuş. 7.6 ortalaması varmış. 68 metre kaldı yokuşa. Başlıyoruz. Şöyle bu tarafta sabahın köründe sürdüğümüz için şu anda saat 12 oldu muhtemelen, 1'e geliyor hatta. Bakalım saat 100'e. 2'ye geliyormuş. Burada da buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Sol şerit bizim yine. Soldan gidiyoruz. Sağa ne olursa olsun geçmemeniz lazım. Şu karşıdan hızlı biri gelebilir. Yani yokuşta şöyle zikzaklar yaparken bile o tarafa geçmemelisiniz. Burada. Çünkü buranın inişi çok hızlı geliyorlar. Sıkıntı olabilir. Ve bitti. Şel alıyor. Oho. Ne yapıyor? Her yarım saatte bir ayarladım onu. Bana jel al diyor. Bu hatırlatmalar da çok güzel oluyor arkadaşlar. Oho'nun bir özelliği. İstediğiniz şeyleri oraya yazabiliyorsunuz. Beslenmeyle ilgili özellikle. Size hemen orada diyor. Evet, tırmanış tamam. Son bir tane kaldı. Ama o da öyle çok sert bir tırmanış değil. Son yokuşu buluyoruz arkadaşlar. Zaten 88.5 oldu. Buraya o tesislere kadar tırmanıp sarışınla aşağı doğru salacağız ve değişim bölümü. Eğer ayakkabılarınızı bisiklet üzerinde çıkarmayı planlıyorsanız şurada bir düzlük var. Orası en makul yer. Çünkü ondan sonra bayağı aşağı doğru inmeye başlıyorsunuz. Sonra da değişim alanı geliyor. Yani inerken çıkarmak çok daha tehlikeli olacaktır. Ama şurada bak, tabelayı gördünüz. O tabelanın orası tam dönüş bölümü. Çok daha rahat. Buradan sola aşağı. Buralarda bir yerde muhtemelen bisiklete binmemiz gerekiyor arkadaşlar.
Ve bisiklet etabı bitti. Evet, bisiklet parkurunu bitirdik arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli bir parkur. Yani bir tane bile çukura rastlamadık. Bir tek o Alçıtepe köyünün içine girdiğimiz zaman orada biraz bozukluktu. Ama oralarda düzelir muhtemelen o zamana kadar. Nasıl lan? Yani iki tane Arnavut kaldırım var. Bir tanesi 25 metre. Bir tanesi de olsa olsa en fazla 40 metre. Bir de burası var işte. Şu anda durduğumuz. Şu anda biz Anzak koyundayız arkadaşlar. Çünkü koşu parkurunda konuşacağız. Dün İpek koşmuştu orayı. Ben 3 kere falan koştum burada yarışta. Ve o geçtiğimiz senelerde koşanlar için aynı parkur. Hiçbir şey değişmedi. Koşu parkurunda hiçbir değişiklik yok. Ama ilk defa koşacaklar için de nasıl? Söyle söyle. Koşu parkurumuz 3 tur. Her tur 7 kilometre. Böyle tatlı tatlı çıkışlar var ama çok hissetmiyorsunuz. Ama gene totalde bir yani 21 kilometrede yaklaşık işte bir 100-110 metre bir ele bastın olur. Aynen. Yani dediği gibi İpek'in öyle sert bir çıkış yok. Yani MV Challenge gibi değil. Değil MV Challenge gibi değil. Böyle zaten sürekli deniz manzarasıyla gidiyorsunuz. Sol, zaten burada da giderken hep sol bölümü kullanacağız arkadaşlar. Yani aynı koşuda olduğu gibi. Çünkü dönüşte o tarafa girdiğimizde değişim alanının oraya değil, eski finish değişti. Oradan sol tarafa eski otoparkın oraya gireceğiz arkadaşlar. Finish noktamız orası ve o yüzden de sürekli sol tarafı kullanacağız. Zaten teknik toplantısı falan onları söyler arkadaşlar. Aynen. Ama yani burada yarışmak bence çok keyifli. Nasıl olacak. Ama bisiklet rahatlamış bayağı değil mi? Ya özellikle bisiklet ilk efsane. 40 kilometresi hani gerçekten TT'ye kapatıyorsunuz. Hani akıyor gidiyor. Aynen. Ondan sonra hani TT bardan kalkacağım. Bir iki tane yokuş var. İşte bir jump bayırı var. Orası sert. Sonra finish'e yakın bir tane yokuş var. Orada da hani bardan kalkarsın. Onun dışında hani aerobarda çıkabileceğin yokuşlar. Aynen aynen. Hepsi rahat ve keyifli sürüşler yapabileceğiniz, çok zorlamadan. Jump boy'u zorlar ama o da oluyor be. Herkes arkadaşlar buraya bekliyoruz. Vallahi gerçekten burada antrenman yapmak da keyifli. Bakın şimdi şu arkamda hemen şu sarı bir duba varmış. Orası batıkmış. Burada batıklara bile dalabiliyorsunuz artık. 4 metrede batık varmış. İşte geldiğiniz zaman mutlaka bu şehitlikleri falan hepsini ziyaret edin. Oraları görün. Yani Çanakkale'de gerçekten yapacak çok şey var. Ve ileriki zamanlarda başkanımızla bir podcast yapacağız. Bu genel olarak böyle neler olacak buralarda, yarışta neler olacak onları falan konuşacağız biraz. Onu da kaçırmayın. Evet, yavaş yavaş gidelim. Aynen. Senin çocuk bekler. Aynen. Jamberk bekler. Yolumuz uzun. Aynen, güzel. O çok keyifli oldu gerçekten. Aynen, aynen, burada aynen olmak muhteşem bir şey. Aynen. Bir daha geldiğimizde yüzeriz artık evet. Ama bugünlük bu yok, kadar. Yani. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.